Elister, karanlık ve gizemli geçmişiyle tanınan bir iblistir. Cehennemin en ünlü cazibesine sahip olan Elister, bir zamanlar yaşayan bir insandı. Ancak hayatı boyunca kötülük ve baskı görmüş, acı dolu bir geçmişi vardı. Elister, 1920'lerde ABD'nin güney eyaletlerinden birinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşından itibaren ailesinin yaşadığı yoksulluk ve babasının sertliğiyle mücadele etti. Babası eski bir savaş gazisiydi ve savaş sonrası yaşadığı travmaları evine ve ailesine yansıtıyordu. Elister'ın annesi ise kocasının baskısına karşı çaresizce sessiz kalmayı tercih ediyordu. Elister'ın çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Ailesi tarlalarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Ancak gelirleri çok azdı. Bu koşullar altında büyüyen Elister, erken yaşta hayatta mücadele etmeyi öğrendi. Ancak içindeki ateş, hayatını şekillendirecek olan tutkuları da beraberinde getirdi. Müzik, Elister için bir kaçış noktasıydı. Küçük yaşlardan itibaren eskilerin caz ve blues şarkılarını dinlemeye ve kendi enstrümanını çalmaya başladı. Müziğe olan tutkusu onu zor zamanlarında sakinleştiren ve ilham veren bir güç haline geldi. Elister'ın gençliği cehenneme gitmeden önceki dönemi içinde büyük dönüşümlerle doluydu. Yetişkinlik döneminde müzik kariyeri için şehre göç etti. Burada yeraltı caz kulüplerinde sahne alarak kendini kanıtlamaya başladı. Sesi, duygusal derinliği ve çekiciliğiyle hemen dikkat çekti ve kısa sürede bir hayran kitlesi edindi. Ancak başarılarına rağmen içsel çatışmalarıyla boğuşuyordu. Babasının travmaları ve aile içi şiddetin izleri onun ruhunu derinden etkiliyordu. Müzik hem bir kaçış hem de bir ifade aracı oldu. Elister'ın gençliği, müziğe olan aşkıyla beraber karanlık bir sırrı da barındırıyordu. O sadece bir kere değil, bir dizi cinayete karışmıştı. Bu cinayetler genellikle zengin mahallelerde yaşayan insanlara karşı işlenmişti ve nedenleri genellikle basitti. Ya para ya da güç hırsı. Elister, bu cinayetleri işlemeyi bir tutku haline getirmişti. Her cinayet işlediğinde içindeki karanlık tatmin olmuştu ve bu ona adeta bir güç hissi veriyordu. Ancak aynı zamanda cinayetlerin ardından duyduğu vicdan azabı da onu yiyip bitiriyordu. Ancak bu acımasız eylemler onun ailesine para getiriyordu. Cinayetlerin ardından elde ettiği parayı ailesine götürerek onların daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlıyordu. Bir gece ailesine yaptığı ziyarette babasının öfke dolu saldırısından kaçarken bir ormana kaçtı. Ormanın derinliklerinde kendini kaybedip kolayca kurtuldu. Fakat onu bekleyen daha korkunç bir son vardı. O sırada geyik avında olan birkaç kişilik grup çalılarda hareket eden şeyin bir geyik olduğunu düşünerek iki el ateş etti. Elister ilk kurşundan sıyrılsa da ikinci kurşun tam alnına isabet etti. Bu olay Elister'ın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Ölümünden sonra ruhu cehenneme gönderildi. Cehennemde Elister'ın ruhu içindeki karanlık ve öfkeyle dolup taşmaya başladı. Bu acı dolu duygular onu güçlendirdi ve dönüştürdü. Artık insan olmaktan çok uzak bir varlık olan Elister, cehennemin en korkulan iblislerinden biri haline geldi. Ancak Elister'ın cehennemdeki varlığıyla ilgili belirgin bir değişiklik vardı. İnsan hayatında müziğe olan tutkusunu cehenneme taşımıştı. Özellikle caz müziğine olan aşkı, onun yeni varoluşunu şekillendiren bir güç haline geldi. Cehennemde Elister'ın sesi, cehennemin karanlık koridorlarında yankılanırken, insanların ruhlarına dokunuyor ve onları büyülüyordu. Elister, artık kendisine Radyo Şeytanı adını vermişti ve cehennemin en tanınmış figürlerinden biri olmuştu. Karanlık cazibesiyle herkesi büyülüyor ve etrafındaki korku ve kaosa hükmediyordu. Ancak ara sıra geçmişinin acıları ve yaralarıyla hala boğuşuyordu. Belki de bu yüzden zaman zaman içinde insani bir melankoli hissediyor. Ancak bunu dışa vurmak yerine kendi iç dünyasında sessizce yaşamaya devam ediyordu. 7 yıllık bir süren sessizlik ve içsel mücadelelerin ardından Elister'ın cehennemdeki hayatı beklenmedik bir dönüş yaptı. Hazbin Hotel'in açılması ve onun kurucusu Charlie'nin idealist çabaları Elister'ın ilgisini çekti. Charlie, cehennemdeki iblisler için bir iyileşme ve rehabilitasyon yeri sunmayı hedefliyordu. Bu fikir, Elister'ın karanlık dünyasında bir ışık gibi parladı. Elister, cehennemin derinliklerinde yıllardır süren karanlık ve acı dolu bir hayat sürmüştü. İçindeki savaşlar, cinayetlerin izleri ve karanlık geçmişi onun ruhunu ağırlaştırmıştı. Ancak Charlie'nin Hazbin Hotel projesi, Elister'a cehennemdeki varlığının anlamını yeniden düşünme fırsatı verdi. Bir iyileşme umudu, belki de içindeki karanlıkları aşma şansı sunuyordu. Elister, Charlie'ye yaklaştı ve Hazbin Hotel'in başarılı olması için yardım teklif etti. Başlangıçta, Charlie ve diğer otel sakinleri,
Alistair'ın gerçek niyetlerinden şüphelendiler. Sonuçta Alistair'ın cehennemdeki ünü ve geçmişi onu tehlikeli bir figür olarak tanımlıyordu. Ancak Alistair, Hazbin Hotel'e katkıda bulunarak kendi içindeki değişimi de göstermeye kararlıydı. Alistair, oteldeki diğer iblislerle iletişim kurarak onlara mentorluk yapmaya başladı. Onların hikayelerini dinledi, onlara yol gösterdi ve cehennemdeki yaşamlarını daha anlamlı hale getirmeleri için yardımcı oldu. Alistair'ın müziği de otelin bir parçası haline geldi. Radyo yayınları ile otelin atmosferini canlı tutup reklamlarına yardımcı oldu. Bu süreç, Alistair'ın kendisini ve kendi karanlıklarını yeniden değerlendirmesine olanak sağlayacaktır. Otelin rehabilitasyon çabaları, Alistair'ın vicdan azabı ve geçmiş pişmanlıkları ile başa çıkmasına yardımcı olacak. Hatta iyileşme yolu uzun ve zorlu olsa da, Alistair bu süreçte kendi içsel kurtuluşunu ve belki de cehennemdeki varoluşunun yeni bir anlamını keşfetmeye başlayacaktır. Bu, onun için beklenmedik bir dönüşüm yolculuğu olacak ve belki de bir gün, kendi karanlıklarını tamamen aşabileceğine dair bir umut ışığı yakacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Hikayeden bağımsız hoş bir kurgu yapmak istedim. Başka yapmamı istediğiniz karakter varsa, bana yorumlardan bildirin. Sonra görüşmek dileğiyle.